Şimdi son konuşmacımız. Çok yetenekli bir oyuncu. Şahane bir sesi var ve çok sağlam bir aktivist. Ayta Sözer'e kocaman alkışlıyoruz. Kalkmasınlar, ben geçerdim. Ve bugünden sonra iyi bir sporcu. Ve şöyle, senin TEDx konuşmanı izledim. Ve bayıldım ve daha özür dilerim, bayağı geç izledim. 10 dakika sonra Peri bana mesaj attı, Ayta Sezer'i de konuşmacı diye. Direkt böyle. Burada olduğumu bilmiyor muydun? Belli değildi biz okeyleştiğimizde daha. Ha, biz tamam. Çok uzun süredir çalışıyoruz. Aa, kızlar merhaba. Evet, sahneyi sana bırakıyorum. Oturarak daha samimi olacak herhalde, ben de rahat rahat konuşabilirim. Genellikle aslında bana verilen dakikaları ya aşıyorum ya da tamamlayamıyorum. ne anlatacağımı da bilmiyorum. Aslında sizin dinlemek istediğiniz bir şey var mı benim başarı öykümle alakalı? En çok şunu merak ediyoruz dediğiniz zaman bir şey anlatabilirim. Başarılı olmamdaki en önemli sebeplerden bir tanesi tesadüfen aile arasında da karşıma çıkan alternatif ailemdi ve ben birazcık alternatif ailemden bahsetmek istiyorum. Yani biyolojik olarak ailelerimizi seçemiyoruz ama hayatımızda mutlu olduğumuz ve çok sevdiğimiz, yani sevdiğimiz yerde olduğumuzda etrafımızdaki insanlar alternatif ailemiz olabiliyorlar. Benim de böyle alternatif bir ailem vardı ve biyolojik ailem, aslında oyuncu olmak istediğimi söylediğimde babam şey demişti, ya demek aç kalmak istiyorsun. Biraz da haklıymış ama. Epey bir aç kaldım ama ondan sonra birazcık toparlandı gibi. Bence etrafınıza baktığınızda hepimizin alternatif aileleri var. En yakın arkadaşınız, bir kere kocanız, alternatif aileniz ve onu siz seçtiniz. Veya kocanız derken birazcık ayrımcı davrandım herhalde. Eşiniz desem daha iyiydi. İşte bende hep böyle oluyor. Yani o TEDx'e falan bakmayın, onları montajlayıp birleştiriyorlar. Peki ilginizi çekmedi herhalde alternatif ailem. Ve hiç tanımadığınız hayatınızın birçok yılını ve gününü yaşamış olduktan sonra hayatınıza giren insanlar alternatif aileniz olabiliyorlar. Ben bu ailelerimden sadece anne dediğim Ayda diye bir transseksüeli anlatmak istiyorum. Ankaralı ve kendimi aradığım ve tanımlamaya çalıştığım zamanlarda karşıma çıktı ve yeniden annem oldu. Zaten bu translık ilişkisinde bir anne-kız ilişkisi vardır. Birçoğumuzun annesi var yani. Şu anda yaşamıyor. İşin ilginç tarafı da biyolojik annemle aynı hastalıktan öldüler. tesadüf eseri herhalde. Birçok insan benim gibi bir hayata başlarken aslında başına neler gelebileceğini biliyor. Yani ben cinsiyet kimliğimi yaşayabilmek adına, çünkü hepiniz hayata 1-0 veya -1'den başlıyorsunuz kadın olarak. Bense doğuştan omzuma konulmuş olan apoletlerimi kendi isteğimle söktüm. Çünkü sizden rütbeli doğmuştum ama sizinle aynı seviyeye gelmek istedim. Yani öyle olduğum için, aman ben de aynı seviyeye geleyim dediğim için değil. Onları söktükten sonra aslında trans hayatımın çok zor olacağını ve gerçekten normal diye adlandırılan işlerde çalışabilmemin çok zor olacağını, zorunlu seks işçiliği yapmak zorunda kalacağım falan düşünüyordum ama hem transtım, hem kadındım, hem aktivistim, 3 kere ötekiydim ve bu hayatımı daha da zor hale getirdi. Bir de bunlar yetmiyormuş gibi, hayır ben zorunlu seks işçiliği yapmayacağım ve oyuncu olacağım, şarkıcı olacağım dedim. Bu sefer de bütün dertleri 4'e katladım. İşte burada alternatif ailem bana destek oldu. Madem sen zorunlu seks işçisi olmak istemiyorsun, biz zaten bunu yapıyoruz ve aslında bize fırsat verildiğinde herkesin normal diye adlandırdığı işlerde çalışabileceğimizi sen göstermelisin dediler.
Birçoğunun ömrü yetmedi. Çünkü hayatları tehlike altında devamlı yaşadıkları için birçoğu göremedi. Ama bir yerlerden baktıklarına inanıyorum. Ben öyle şeyim, böyle iyi niyetim ve huyum vardır. Ve beni çalıştırmadılar. Birçok kez vazgeçtim. Çünkü inanın ki dünyadaki en kötü şey aç kalmak. O kadar çok aç kaldım ki dedim yapmamalıyım herhalde ya, olmayacak. Ya da belki de ben değilim, benden sonraki bir jenerasyon veya nesil o yapacak. Ben her vazgeçtiğimde alternatif ailem beni tekrardan aynı yola ittirdi. Hayır, sen bunu yapacaksın ve senin bir şeye ihtiyacın olduğu zaman... bir röportajımda da söylemiştim zaten, bana dediler ki hiç seks işçiliği yaptınız mı? Hayır, yapmadım dedim ama sorduğunuz şey seks işçiliğinden gelen parayı yediniz mi? Evet, yedim. Çünkü alternatif ailemdeki herkes seks işçiliği yapıyordu. Ve benim oyuncu olabilmem, şarkıcı olabilmem için kendi paralarını, bedenlerini satıp da kazandıkları paralarını benimle paylaştılar. Ve ben de bunu kullandım, yedim. Ben iyi mi gidiyorum acaba? Çünkü gerçekten hiç tepki vermeden oturuyorsunuz ve bir iki sefer bakmak gerekiyor. Yani nefes alıyorlar mı diye merak ettim. Ya da beni kandırmak için işte bak bu kadar kalabalık insan var, karton etme acaba diye. Ben ne anlatsam dinler. Ya aslında bu sorumluluk da garip bir şekilde hiç istemeden bir şeyler omzunuza yüklenir ya. Birden kendimi LGBT savunucusu. Tamam, ben de aktivistim ama sadece yürüyüşlere gidiyordum. Öyle büyük şeyler yapmadım biraz önce dedi ya. Ya birçok büyük şeyi büyük aktivist arkadaşlarımla birlikte yaptım ki benden önce başlamış bir hareketti bu. Kadın hareketiyle de birlikte çalışıyoruz zaten. Çünkü zaten birlikte çalışmak zorundayız. Ayrı gayrı çalışabilir miyiz? Madem iyi gidiyorum, ne anlatsam da dinlersiniz. Dün gece bir film seyrettim. İnanılmaz bir filmdi. İsmini söyleyemiyorum ama gerçekten izledim ve bunu söylemek istedim şu anda. 3 Billboard Ebbing çıkışımı, doğru mu söyledim? Lütfen izleyin o filmi. Gerçekten burada anlatacağım şeyleri aslında tamamen değiştirebilirdim filmi izledikten sonra. Söylemek istediğim şeyler, sonra birbirimize soru sorabiliriz. Hiç önemli değil. Aslında bu bir konuşma ama merak ettiğiniz her şeyi sorarsanız cevaplayabilirim. Hiç önemli değil. Size bedeninizi sevin demeyeceğim çünkü bedeninizi zaten seviyorsunuz biliyorum. Hiçbir zaman kendinizi yoksun hissetmeyin. O kadar güçlüsünüz ki aslında sizden bu yüzden korkuyorlar, güçlü olduğunuz için. O yüzden sizi yok saymaya çalışıyorlar. Bir gün gerçekten dünyayı tamamen sizin yönetmenizden korkuyorlar. Ve o günün de çok yakın olduğuna inanıyorum zaten. Kız gel buraya geç. Buraya getir, kıyamam, çocuğuyla gelmiş bak. İsmi ne? İsmi ne? Balım Eva. Balım. Balın. Balın. Ne demek kız balın? Ne? Sevgi, seviler. Ne güzel isimler koyuyorlar çocuklara, yemin ederim. Bana da Hasan demişler. Yani o kadar güzel, deniz var. Değil mi? Ama şansıma annemin ismi de Muammer. Bununla ilgili bir anım var. Bu 15 Temmuz... Birçok anım vardır, bu çok yakın olduğu için anlatacağım. 15 Temmuz darbesi gerçekleştiği zaman, yani her nasıl bir şekilde olursa olsun, darbe de olsun, tiyatroda olsun, ne olursa olsun yanlış bir şey olduğu için söylüyorum. Bütün havaalanlarına polisler koydular. Artık şehirler arasına bile giderken polisin önüne gitmek zorundaydınız. Ve yıllar sonra tekrardan o bize uygulanan mobbing hortlamış durumdaydı. Ve ben çok korkmuştum daha önce başka şeylerde yaşadığımız için. Polis kontrol ederken kimliğimi verdim ve
Ben kimliğimdeki ismim hala değişik değil ayrıca. Bunu da ilk defa açıklıyorum. Çünkü bu da bir aktivizmdi. Çünkü beni ismimle değil, beynimle, içimle, her şeyimle kabul edin istediğimiz içindi. Ve herkesin kimliğinin değişmesi gerektiği, pembe veya mavi kimliklerin olmaması gerektiği için bu da bir aktivizmdi. Sonradan da başvurduk, tekrardan işte birçok problem çıkarttılar, bürokratik problem ve değiştirmedik. Hiç değiştirmeye de gerek yok, öyle de kalabilir, hiç önemli değil. Siz beni ait olarak sevdikten sonra hiç önemli değil. Polis bana böyle yaptı, Hasan. Evet. Neden dedi. Bizde dedim gelenek, annemin adı da Muammer. Sizin merak ettiğiniz bir şey var mı? Bir şey sormak isteyen mesela. Ben sorabilir miyim? Lütfen. Kurtarın beni. İkisini de seçmezdim. İkisini de seçmezdim. Ya o bence bütün zamana göre değişiyor. Ruh hallerime göre değişiyor. Ve o dediğiniz oyunu o kadar çok oynuyorum ki. Sahneye giderken oynuyorum, sete giderken oynuyorum. Hep kendime bir şarkı tutuyorum. Diyorum ki şu şarkı çıksın, bu beni ne kadar seviyorsa onu anlatsın gibi garip garip şeyler yapıyorum. Ama bütün hayatımla ilgili bir şarkı seçecek olsaydım eğer... Büyük bir ihtimalle Leyla'yı seçerdim. Hangi Leyla olduğunu biliyor musun? 3 tane Leyla var. Değil, Leyla bir Özgecan'dır değil o. Yok, hayır, Çağdaş Susever'in okuduğu Leyla'yı seçerdim. Leyla, ela gözlü bir çölahusu. Saçların bahtından daha siyahtı. Siyah saçlarını elimle ördüm ve bir kement gibi taktım boynuma diye devam ediyor. Şimdi el mi sallayayım, soru mu soracaksın kız? Sor bakayım. Ah evet, ne kadar güzel söyledin. Demir adam. Aslında gerçek anlamda kahramanlarım X-Men'ler. Yıllarca kendimi öyle zannettim. Hep anlatıyorum ya, gözlerimden ateş çıkacağını falan düşünüyordum. Herkesten farklı olduğunuzu o kadar çok belli ediyorlar ki... Farklı olduğunuz için de kendinize kötü bir şey giyemiyorsunuz. Bir gömlek yok. O zaman ben büyük bir ihtimalle... Battal Gazi falan da çok komik geliyordu bana o zamanlar. O yüzden X-Men gibiydi. Ama gerçek anlamda kahramanım Sezen Aksu. Ben ne şanslıyım ki benim kahramanım yaşıyor ve tanıştım. Gözümde daha da büyüdü tanıştıktan sonra. İyi ki var. Başka? Soru sormasından çok hoşlanıyorum. Sorun hemen. Buyurun. Siz. İngilizce mi soruyor kadın? Ah kurban oldum bak. Tamam. Merhaba herkese. Ben hem bir şey soracağım hem de bir şey isteyeceğim. Bundan yıllar önce 3 ilde transseksüel bireylerle bir çalışma yürüttüm. Birey demiyoruz artık. Mesela en başta bunu bir şey yapabiliriz. Transseksüellerle. Tamam, olur. Yürüttüğüm çalışmada 17 transseksüelle görüştüm ve bunlardan 6'sını kaybettik. Evet. Belirli nedenlerle. Benim annem, çok özür dilerim bölüyorum ama arada böyle anlatmak isterim izin verirseniz. Tabii eğer. Ki. Anne dediğim ayda 5 kız yetiştirmişti. O 5 kızdan, 6 kız özür dilerim. 6 kızdan birisi benim. Bir de Seda diye kız kardeşim var. Ankara'da yaşıyor şu anda. Diğer 4 kızı öldürüldü. Çalışma bittiği zaman, yani birçok şey amaçladım ama çalışma bittiği zaman amacıma ulaşamadım. Çünkü sorduğum sorunun cevabını alamadım. Yani çok ilginç hayatlara tanıklık ettim. Çok farklı şeyler deneyimledim. Siz nasıl başardınız Ayten Hanım? Yani tek bir kelime istiyorum. Öyle uzun bir hikaye değil.
17 görüşmecimden 17'sini 6'sını kaybettim ve hepsi zorunlu seks işçiliğine devam ediyor. Yani seks işçiliğini isteyerek yapan görüşmecilerim de vardı. Ama bunların içinde öğretmen, bankacı olan ve zorunlu seks işçiliği yapmak zorunda olan görüşmecilerim de vardı. Tek bir kelime. Tek bir kelimeyle anlatamam, iki kelimeyle anlatabilirim. Tabii. Ama. Yalnız değildim. Şimdi beni yalnız bırakmadıkları için de şöhret dedikleri şey ne kadar büyüyebiliyorsa, tanınmışlık denilen şey ne kadar büyüyebiliyorsa, ne kadar büyürse büyüsün ben de onları yalnız bırakmayacağım. Küçücük bir şey isteyeceğim. Büklüm büklüme azıcık söyleyin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çok azıcık. Başka hiçbir şey istemiyorum. Konser parası almadım ama. Tamam, en son giderken okuyarak gideceğim o zaman sizin isminiz. Başka soru sormak isteyen var mı? Buyurun. Farklılıkların olduğunu çok kabul ediyoruz. Bunlara çok saygı duyuyoruz. Ama şahsım için söyleyeyim. Hala bu farklılıkları en doğru ve hiç erkilik çelmesine takılmadan çocuklarımıza nasıl anlatacağımızı pek bilmiyoruz. Ya da anlatırken çok endişeliyiz. Kendimizden de emin değiliz. Mesela sizin yakınlarınızda farklılığı anlatacağınız bir çocuk olsa veya tavsiye vereceğiniz yakınlarınızda bir anne olsa ne söylerdiniz? Neye uyanık olmalıyız sizce? Veya biz niye hiç farkında değiliz ve es geçiyoruz? Ya bu gerçekten benim için de çok zor. Çünkü şöyle bir şey yaşamıştım. Buna bir cevap veremeyeceğim. Ama derneklerde buna cevap verebilecek çok iyi çalışan aktivist arkadaşlarım var. Kız kardeşim oğlu için dedi ki, artık dedi Mirza dedi belirli bir yaşa geldi ve söylememiz gerekiyor. Çünkü yarın öbür gün birisi söyleyecek. Ne diyelim dedi, sen dedi söyle. Ben mi söyleyeyim dedim. Evet dedi sen söyle. Ay ben çok yoruldum dedim herkese kendimi söylemekten. Oğluna da dedim kendini anlat. Nasıl anlatacağını bul, çocuğunun psikolojisini sen biliyorsun. Ay dedi ben de anlatamam dedi kız kardeşim, nasıl anlatacağım dedi. Biz bunları tartışırken ben o zaman bir dizide oynamıştım. Bilmem ne taksi diye. Çiçek taksi. Onun gibi bir şey. Ondan sonra orada Zümrüt diye bir karakteri oynadım. O da çok seviyormuş, izliyormuş diziyi yeğenim. Annem de açık kalmış televizyon ve benim sahnem çıkmış. Ve çocuk beni görüyor ve orada işte konuşulanları falan da duyuyor. Sonra annem diyor ki değiştiremedim tabii çünkü. Ne yapacağımı da bilemedim. Sonra diyor dizi bitti. Ve ben hiçbir şey anlatmadım, hiçbir şey demedim. Ve Mirza dönüp, o zaman büyük bir ihtimalle ilkokul 5'e falan gidiyordu. Dönüp şey demiş, anneanne ya demiş. Ayta biliyorum kadın ama demiş, bazen de erkek gibi. Tabii annemin en korktuğu şeylerden bir tanesi. Ama bir şey söyleyeyim mi anneanne demiş. O dünyaya böyle geldi ve biz onu böyle sevmeliyiz demiş. Sonra kız kardeşim büyük bir gururla bana bak dedi gurur duy dedi görüyor musun dedi neler oldu falan dedi çok şaşırdım dedi. Vallahi dedim ben de çok şaşırdım dedim Dilek. Size dedim 20 yılda anlatamadığımı çocuk bir diziyle anlamış. Biraz önce neden bedeninizi sevin dedim. Çünkü benim hep karşıma çıktığı için bu bedenle ilgili şeyler. İlk önce annem beni vazgeçirmek için, ilk anneme açılmıştım çünkü vazgeçirmek için dedi ki bu bacaklarla mı kadın olacaksın? Bacakların çok kalın falan demişti. Sonra kadın gibi oturamıyorsun gibi şeyler söylemişti. Ama sağ olsunlar beni geliştirmişler hep bu söyledikleriyle. Hepsini değiştirdim. Başka soru sormak isteyen var mı? Bak soru cevap olunca daha güzel oluyor fark ettiniz mi? Nerede? Açık değil galiba. Ha, şu an geldi. Açık. Evet evet şu an geldi. Sana bayılıyorum. Çok seni çok seviyorum. Oh. Yani önce bunu söylemek isterim. En büyük zenginliğim. Var ol.
tekrar dünyaya gelmiş olsan bu kadar zorluklara karşın yine aynı şeyleri seçer miydin, yaşar mıydın? Aslında cevabı bilmekle birlikte yine bunu duymak istiyorum senden. Aslında sizin beni tanıdığınız konuma gelene kadar sorsaydınız bana bu soruyu derdim ki evet seçerdim ve aynı zorlukları gene yaşardım. Şimdi ise acaba gerçekten bu zorlukları seçip yaşayıp gerçekten karşınıza çıkıp konuşabilecek miyim diye endişe edip bir soru işareti olurdu kafamda. Yani bunu başarabilecek miyim diye seçip seçmemekte zorlanırdım herhalde. Tabii ki eğer ki bir seçim şansı vermiş olsalardı kolay bir hayat seçerdim. Ben de çünkü bir insanım. Yani herkes kolay bir hayatı seçer. Zor bir hayatın içerisine girmeyi kim ister ki? Ama şu anda yaşadığın şekilde mutlu musun dersen o kadar çok mutluyum ki. Yani bir konuşmaya beni çağırıp bütün öteki melekleri görünür yaptığınız için çok mutluyum. Herhangi birisi... Burada zaten çünkü aktivizm şöyle bir şeydir, bilmem bilir misiniz? Her yaptığınız konuşmayı gittiğinizde hep aynı kişilere yapıyormuş gibi hissedersiniz. Yani LGBT dernekleriyle ilgili bir aktivizm yaparsınız ve karşınıza LGBT'ler oturur. Yani gerçekten sizi anlamasını ve bir şeyleri değiştirmesini istediğiniz insanlarla etkileşiminiz çok az oluyor. Şimdi bana bu gücü verdiniz ve ben sizlere bir şeyler söylüyorum. Yani burada şu anda LGBT yok demek istemiyorum da. Ama en azından gidip komşunuza bile başka bir şeyleri söyleyip anlatsanız ya da çocuklarınızı yetiştirme tarzınız değişse ki onlar bizi çok aşacaklar. Bilmem ne kuşağıydı. Ne kuşağıydı onlar kız? Z kuşağı değil mi? Bak gittikçe X'e doğru geliyoruz. Z kuşağı, onlar her şeyi değiştirecek diye düşünüyorum. O kadar çok yorum alıyorum ki konuşmanızdan sonra dinledim ve çünkü bana dediler, bir gün sordular, dediler ki ne yapabiliriz? Selam verin dedim. Merhaba deyin, günaydın deyin, sosyal hayatın içerisine alın ve kendini yalnız hissetmesin. Temin dedim ya, nasıl başardın diye sordunuz, yalnız değildim dedim. İşte lütfen yalnız bırakmayın kimseyi. Ben seçer miydim, seçmez miydim bilmiyorum. Var mı başka soru? Ah, buyurun, korkuyorum. İki soru soracağım. O kadar torpilim var bence. Tabii sorun, buyurun. Sekiz dakikamız kaldı ona. Öyle mi? Hayallerini merak ediyorum. Bundan sonrası için neyi hayal ediyorsun? İkincisi de çok yoğun çalışıyorsun. Görüyoruz, sürekli takip ediyoruz, çok seviyoruz. Kendi başına kaldığında... Yapmaktan zevk aldığın şeyler böyle neler? Özel ise ha, şey... Özel hayatımla alakalı. Ya özel değil aslında sormak istediğim. Sadece kendi başına kalıyor musun kaldığında? Şimdi eskiden ilk önce ikinciye cevap veririm. Eskiden çok daha fazla vaktim olduğu için kendimi geliştirebilmek adına daha fazla şeyler yapabiliyordum. Okuyordum, yazıyordum, film izliyordum. Şimdi seçmek zorunda kalıyorum. Mesela dedim ya dün akşam film izledim ve ne kadar heyecanla paylaştım gördünüz değil mi? Çünkü gerçekten film izleyecek vaktim bile olmuyor. O yüzden paylaşıyorum. O yüzden özel zamanlarımda yemek yemek dışında kitap okuyorum, müzik dinliyorum ve film seyrediyorum. Ve inanamıyordum gerçekten böyle şeyler yapabileceğimi. Yani film seyretmenin bir lüks olabileceğine. İlki neydi? Hayallerim. Hayal biter mi? Bitmiyor tabii. Şimdi en büyük hayalim herhangi bir ödülde başka bir trans arkadaşımla yarışmak ve ya onun ya benim aldığında tekrardan o heyecanı yaşamak istiyorum. Başka trans oyuncular da olsun istiyorum, başka trans şarkıcılar da olsun istiyorum, başka trans yazarlar da olsun istiyorum. Bunlar zaten çoğu olduğu için söylüyorum. Ama belki bilmediğiniz kadar da tırnak içinde gene söylüyorum. Normal adlandırdığımız mesleklerde çalışan trans arkadaşlarımız var artık. Cerrahlar var, aile hekimleri var. Zaten inanılmaz derecede çok olan eczacılar var. Bunun gibi birçok trans arkadaşım var zaten. Görünür veya görünür değil. Oldu mu? Başka? Buyurun. Çok sorun hadi ya. Merhabalar. Hiç Türkiye'den gitmeyi düşündünüz mü o çok zorlandığınız yıllarda? Yani Türkiye'den tatile gitmeyi düşünüyorum, onda bile zorlanıyorum. Başka yere tatile gideyim diye. Amerika'ya gidecektim, vize aldım.
dün Gonca'nın yaşadıkları beni birazcık tedirgin etti. Birazcık polis fobim olduğu için biraz aksiymiş oradaki havaalanındaki polisler ve hep azarlar gibi sorular soruyormuş. Ben döner uçağa geriye gelirim biliyorsunuz. Ama kaçmayı düşündün mü diye sorarsanız eğer, inanın ki hiçbir zaman kaçmayı düşünmedim. Ve ne olursa olsun da gitmeyeceğim. Burada kalacağım. Ha beni zorla götürürlerse ve beni sınır dışı ederlerse o ayrı bir şey. Ama inanın ki bu ülkede yaşayacağım. Çünkü gerçekten çok güzel bir ülke. Burada nasıl gidebilirim ki? Sizi nasıl bırakabilirim ki bir kere? Buyurun lütfen. Siz de anne misiniz? Yani sizin de var mı annelik yaptığınız birileri? Ayda gibi. Evet, nasıl dediniz ya, benim de bir ailem vardı beni destekleyen. Evet, sizin var bunun mı? Bunun için bir gücünüz olması gerekiyordu. Ben kendime bile zor bakıyordum biraz önce anlattığım için. O zamana kadar pet bile edinmemiştim. Yani aynı evi paylaşabileceğim bir hayvancığım bile yoktu. Ama şimdi ona annelik yapıyorum. Bir tane çocuk aldım, çok küçük daha. 3 aylık. Ona bakıyorum. Başka şeyler de yapıyorum ama onları anlatmak istemiyorum. Yani başka arkadaşlarıma başka şekilde destek oluyorum ama onlar beni anne olarak görüyorlarsa okey, ama anne olarak görmelerine de gerek yok. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Bu kadar mı? Sen de sor hadi. Bak hanımefendi, bir tane daha. Senin aklına sonradan geldi o, sor. Sor. Pardon, duyamadım dediğini. Ya sonradan geldi aklınıza dedim, ikinci yok, soru. Yok yok, aslında baştan da vardı ama az önce sorduğum daha ağır bastı ama çok klasik bir soru olmakla birlikte. Oyunculuk mu yoksa şarkıcılık mı desem, hangisi ağır basıyor? İkisi birlikte işliyor zaten çünkü bir gün bana oyunculuk ne demek diye tarif et demişlerdi. Ben de dedim ki oyunculuk bugüne kadar hayatında yaşadığın acıları ve mutlulukları tekrar tekrar yaşayabilme sanatıdır bence dedim. Şarkı söylemek de öyle bir şey. Eğer gerçekten o şarkıyı hissetmiyorsan, hangi acıyı anlattığını bilmiyorsan, nereye gittiğini bilmiyorsan okuyamıyorsun. Yani aslında şarkı söylerken de oynuyorsun. Oyun oynarken de bir ritmin var. O ritmi tutturunca da içinden saydığın için o da şarkı söylemek gibi. İkisi birlikte işliyor. Birbirinden ayıramıyorum. Yani hangisini yapmak isterdin diye. Ama bazen mesela bu sene sadece şarkı söylemek istedim ve şarkı söylemeyi seçtim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ha, senin mikrofonun da var. Evet. Sunucusunuz. Evet. Biraz önce siz sundum. Kız sunucu karşımda niye oturuyor? Arkada dursana diye. Ha, ama izliyorum. Ben sabahtan beri şurada oturuyorum. Tamam tamam. Hemen kendimi savunmaya geçtim. Ya ben sizi Ulan İstanbul'da ilk keşfettim. Evet. Kendi adıma. Kayıpşehir mi, Ulan İstanbul mu? Ulan birbirine İstanbul. Karıştırıyorlar çünkü. Ulan İstanbul. Yok, Ulan İstanbul. Kayıpşehir izlemedim. Ulan İstanbul izledim. Ama galiba o büyük kırılma aile arasında da oldu. Değil mi? Ya da hani daha mese hitap etmeden bahsediyorum. Aslında başka insanlar için büyük bir kırılma gibi olabilir. Yani bir kırılma yeterli olabilir en azından. Böyle anlatayım. Bir trans oyuncuysanız birkaç kırılmaya birden ihtiyacınız, evet, oluyor. Yani gerçekten bir deprem yetmiyor bir şeyleri değiştirmek için. Birkaç tane deprem olması gerekiyor. İlk güneşi gördüğümle değişti bu. Mahzun Kırmızıgül bana kardeşinin mahalledeki arkadaşını oynamamı teklif ettiğinde dedim ki bunda bir mantık hatası var. Çünkü bu çocuk hala mahallede yaşıyorsa benim gibi bir trans karakter değildir artık. Yani birazcık daha o geçiş döneminde olmalı. Ben oynarsam mantık hatası olur dedim ve bu onun çok hoşuna gitti. Bana ayrıca rol yazdı, beni ana kasta yazdı ve bizimle alakalı olan bütün sahneleri de bir hatamız var mı, değiştirir misin deyip değiştirmişti. Hatırladım şu an. Sonra Kayıpşehir, evet, değil mi? Tamam. Sonra Kayıpşehir, ondan sonra tabii Kayıpşehir'in arkasında Ulan İstanbul, ama aile arasında daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Çünkü diziyi tercih edebiliyorsunuz. Dizi seyircisi daha az olabiliyor. Ama sinema, dediğimiz gibi o koca ekran o kadar büyülü ki sizi beynine kazıyor insanların. Aile arasında da yani 10 tane starın içerisinde beni bulup beğenmiş olmanız da ayrıca çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Hepsi çok iyi çünkü. Nasıl hissettiniz kendinizi? Yani Sabri Alışık sonuçta çok önemli bir ödül töreni.
Doğru biliyorum. Ya Siyat'ta zaten yeterince şok olmuştum. Çünkü Siyat gişe filmlerine biraz zor ödül verir. Bilen bilir. Aday göstermez. Herhalde Siyat tarihi boyunca bir kere olmuş o. Galiba Çağınırmağ'ın filminde. Sonra acaba bana da o kadar da güzel bir de komplo kurmuşlar ki gerçekten biliyor herkes. Ama bir tek ben bilmiyordum. Öleceğimi zannettim. Ya hani diyorlar ya böyle film karesi gibi hayatınız gözünüzün önünden geçiyor. Gerçekten her şey geçti ve herkes geçti. Adımı duyduğuma inanamadım. Zaten görmüşsünüzdür. Şu anda bile aynı şeyleri hissediyorum. Sonra sadece alışık da olunca onu bir aktivizm olarak da olabilir dedim. Yani bir şeye karşı duruyor olabilirler. Çünkü bazen güçlendirmek gerekiyor bir şeyin altını. Sonra sadece alışık da olunca ve açıklanınca orada zaten ne kadar şok olduğumu konuşmayı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Gerçekten şaşkınım dedim. Yani neyi doğru yaptım ya da siz bende neyi değişik gördünüz diye şok olmuştum ve böyle konuşmuştum. Buyurun. Kim bilir kaç kere. Hangisi gerçek aşk diye. Bence birden fazla yaşanıyor. Aşk bence, bunu da bir yazımda yazmıştım. Aşkı, işte bu böyle söylemiş, aşk şöyleymiş, böyleymiş diye anlattım. Sonra da dedim ki bu kadar ahkam kesmeyi biliyorsun. Madem sana göre aşk nedir diye sorarsanız dedim. Aşk aynı vücut iklimine sahip kişilerin mevsimleri aynı anda yaşamasıdır dedim. O yüzden vücut iklimine uygun hep başkalarını bulduğunda her daim aşık oluyorsun. Aşk bitmiyor, yenileniyor sadece. Aynı termodinamik yasası gibi. Birbirinden ısı almayı kestiğin anda, aşk öyle bir şey, bittiğinde birbirine verebileceğin bir şeyler bitmiş oluyor. Ve o zaman yeniden besleneceğin bir ısı kaynağına ihtiyacın var. Ve yeniden aşık oluyorsun. Herhalde ölene kadar da aşık olmaya devam edeceğim. Bence sen de ol. Sen aşık mısın peki? Değil misin? İlk önce mahalledeki büyük abilere aşık oluyordum. Evet. Onların böyle dış görünüşlerine, güzelliklerine falan aşık olduğumu zannediyordum ama aslında özgürlüklerine aşık oluyormuşum. Çünkü istedikleri zaman gidebiliyorlar, istedikleri zaman eve gelebiliyorlar. Bir yere gitme özgürlükleri var. Ben diyordum ki aşağı mahalleye giderim. Hayır diyordu annem. Onlar başka yerlere gidebiliyorlardı. Önce onların özgürlüklerine aşık olmuşum ama bunu sonradan anladım. Sonra kendi özgürlüğümü kaybedeceğim birisine aşık oldum. Çünkü aşık olunca özgürlüklerini kaybedebiliyorsun. Bile isteye veriyorsun özgürlüklerini. Sonra da özgürlüğüm için Taksim Meydanı'na çıktım yürüyüşlere. Başka buyurun. Bozmadım değil mi? Böyle soru cevap yaptım ha. Tamam iyi. Aslında iki sorum var. Bir tanesi karşılıklı oynamak istediğiniz bir oyuncu var mı? Ve de hayatınızın rolü hangisi? Hani şunu da yapmadan işte ha, bu gibi. Böyle bir rol oynamak evet, ister miyim diye. Evet. Hayatınız rolü derken çünkü daha herhalde başka rollerde oynayayım ondan sonra seçeyim diye düşündüm. Bir İranlı trans mülteciyi oynamadan ölmek istemiyorum. İranlı bir trans mülteciyi oynamak istiyorum. Ve Farsça oynamak istiyorum yani. Hatta bunun için zaman zaman Farsça kelimeler öğreniyorum. Daha sonra kolay olabilir diye. Çünkü hayal ettiğim şeyler olacak diye inanıyorum artık. Karşılıklı oynamak istediğim oyuncuysa Şener Şen'le oynamak isterdim. Ama birebir neredeyse sadece ikimizin olduğu bir filmde oynamak isterdim. Yani gülmeden duramayız herhalde de hem komik hem de dram da olabilir. Yani dramın içerisinde komik olmayı daha çok seviyorum herhalde. Yani insanları biraz daha rahatlatabilmeyi. Çocukluğumda da hep böyleydim. Eğlenceli olmaya çalışırdım. Yani insanlar çok üzüldüğünde espri yapıp fıkra anlatıp onları güldürmek isterdim. Birkaç acıklı şarkı okuyunca sahnede de böyle oluyorum zaten. Espri yapıp hemen güldürüyorum. Buyurun. Seks işçiliğiyle tabii ki kıyaslanamaz zorunlu ama... Zorunlu seks işçiliği. Evet.
tabii ki kıyaslanamaz ama oyunculuk ve aslında şarkıcılık da sanki translar için alternatifmiş gibi bir durum var. Yani hani Türkiye'de benzerleri de olduğu için. Evet, çok yeteneklisiniz ve gerçekten de çok yakışıyorsunuz. Ben de sizi ilk kez sahnede Sezen Aksu'nun konserinde görmüştüm ve hani hep anlatıyorum, daha önce de size söyledim, unutamadığım bir şarkı. Ama aslında hani eğitimlisiniz de, acaba içeride bir yerlerde başka bir meslek gene de var mıydı gönlünüzde yatan da? Bununla da devam edelim. Ya üniversite okurken genetik mühendisi olmak istiyordum. Ama genetik mühendisliğinde fizik dersi var mı diye sordum. Var dediler, o zaman olmayayım dedim ya. Fizikle aram hiç hoş değildi çünkü. Aslında sadece Türkiye için değil. Dünyada daha önce haklarını almamış olan yerlerde de sanat ve sanatla alakalı her şey bir kurtuluş gibiydi. Çünkü nedense herhalde sanatçılar biraz daha açık görür. Gerçek sanatçılar biraz daha açık görüşler ve özümsemişler her şeyi, kabul edebiliyorlardı. O yüzden şarkı söylemek oyunculuğun haricinde make-up artist, designer, tasarımcı, bunlarda da birçok LGBT bireyi var. Ben de birey dedim, ayrıca temin demeyelim demiştim. kurtuluş gibi oluyor ama bunu içine girdiğiniz zaman, o büyük cümleyi o zaman öyle kurmuştum zaten. İşte sahnede alkışlanır, sokakta dışlanırız diye. O zaman anlıyorsunuz aslında bir değişiklik yok. Sadece sizi orada seviyorlar ve orada kalsın diyorlar. Yolda görüp selam bile vermeyebiliyorlar. Bu çalışma sisteminin içerisinde o büyük aktivistlerden ve bana yardımcı olan alternatif ailemden bir tanesi Buse Kılıçkaya, Bodrum Çeşme arasında koştururken ben ziyarete geldi ve benimle beraber, sen nereye gidersen ben de seninle beraber akacağım dedi. Beraber aktık falan, sonra dedi ki bacım dedi, ben dedi dönüyorum Ankara'ya. Çünkü dedi seks işçiliği daha kolay. Çok yorucu bir hayatım var. Allah sana kolaylık versin. Bizi unutma, her konuşmanda da adımızı geçir yeter ki dedi. Buyurun. En arkada canım, koş yukarı. Merhaba. Merhaba. Normalde aklımda böyle onlarca, yüzlerce soru olur. Bu sefer şu an aklıma hemen bir soru gelmedi. Ama öncelikle size teşekkür etmek istedim. Zor bir soru sormak istiyordum. Bir sürü geldi. seçtin. Olsun, hazırım ben. Öncelikle sizi görünce bugün çok duygulandım. Çünkü arkadaki hanımefendi kadar derin bir araştırma yapmamıştım. Ama birinci sınıfta araştırma yöntemleri dersimiz vardı. Ve biz yani üç arkadaş transseksüellerle alakalı çalışmak istemiştik. Bir anda o günlere döndüm. Çünkü hem bizimle görüşme yapacak birini bulmamız çok zordu. Evet. Hatta birini bulduk, çok heyecanlandık. Ve maalesef daha sonra biraz çekinceleri olduğu için ve bizi tanımadığı ve güvenmediği için vazgeçti. Hayal kırıklığına uğradık. Hatta sonra dedik biz o zaman zorunlu seks işçilerini bulalım. O zaman ailemiz, öğretmenlerimiz falan bayağı bir panik ataklara falan girdiler. Aman Allah'ım. Diye. Evet, ki bir tanıdığımız yine maalesef bu şekilde, hocamız antropologtu ve o da böyle bir arkadaşını kaybetmiş araştırma sırasında, araştırmacı arkadaşını, maalesef mafyavari bir iş sonucu araştırmacıyı kaybetmişler ve o da başta bize çekincesini söylememiş ama kısmen bizi farklı konulara da çekmeye çalışıyordu. Biz inatla bu konudan devam ettik ve bu sayede çok tatlı bir arkadaşım oldu. Hatta o bile ilk görüşmeye geldiğinde abisiyle gelmişti çünkü o da bizden korkuyordu. Kız konuşmacı olmaya gelmiş. Yok, burada demek şaka istediğim şuydu. İyi ki görünürsünüz, buradasınız ve hani bunun normal olduğunu gösteriyorsunuz. Ama bunu ben çünkü değil, sadece siz yaptınız. Yani siz biz de değil hatta. Translar da bizi farklı gibi görüp bizden korkuyorlar. Çünkü çoğu insan ötekileştirme eğiliminde oluyor. Evet. Ama soru sormam gerekirse aklıma bu arada geldi konuşurken. Hazır tutkunu bul varken eğer müzik olmasaydı ya da müzik mi sizi uyandıran şey, bunun için uyanıyorum dediğiniz şey neydi hayatınız boyunca ya da son dönemlerde? Ne için uyanıyorum dedi? Ha, yani bir güne başlama motivasyonunuz ha, neden ne? Neden yani mi başladın? Daha, evet hani. Motto mu soruyorsun? Gibi. Vallahi anlamadım gerçekten. Tutkunuzu? Ya doğru mu? Evet. Buldum.
Yani müzik tutkumdu en baştan beri. Oyuncu olmak aslında o kadar çok büyük bir şey değildi benim için. Ama neden olmasın da derdim yani. Ama müzik tutkumdu. Hatta o kadar büyük tutkumdu ki annem çenen kopsun falan derdi evde. O kadar çok şarkı söylerdim. Tatmin edebildim mi seni? Evet, evet. Ah, bir beyefendi soru sormak istiyor. Flaş, flaş, flaş. Dijital topuklar. Kadın zirvesinde bir erkek sorusu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Akşam oldu değil mi? Evet. Şimdi öncelikle ben burayı dijital topukları da kız arkadaşım sayesinde fark ettim. Oh. Bilmiyordum. Kız arkadaşım da dijital topukların konuk yazarlarından biri. Yanımda oturuyor. Şu anda da yanınızda oturuyor herhalde. Evet. Sabah ilk geldiğimizde zaten ilk geldiğimizde de söylemiştim ben. Bu kadar kadının bulunduğu ortamda yani sayılı 2-3 erkek vardık. Hala herhalde öyle. Kimse tarafından taciz edilmedim sözle ya da başka bir şekilde. Hani rahatsız edilmedim. Sonra bunun tam tersini düşündüm. Yani bu evet. Salon tamamen erkek olsaydı ve bir kadın sıradan olsaydı. Da değil. Yani entelektüel erkeklerle doldurmuş olsanız bile araya 2-3 tane kadın serpiştirdiğinizde acaba ne olur diye düşündüm. Sonra vazgeçtim düşünmekten. Sonra dedim niye böyle? Yani bu nasıl düzelebilir? Biz genellikle öyle ortamlarda olmamaya çalışıyoruz. Bu nasıl düzelebilir diye düşündüm. Hani bunu size sorayım dedim. Senle başlayabilir. Sen başka bir arkadaşını değiştirirsin. O ya. Başkasını değiştirir ve biz bunu tamamen yaşayamasak da kızlarımız yaşayabilir. Yani kızlarımız rahat edebilir. Lütfen biz başlayalım ve değiştirelim. Teşekkür ederim. Bitti mi? Vallahi hayatta gitmem. 10 dakika mı geçtim? Ben sorabilir miyim? Daha, beni hiç bozma. Daha kadın soru soracak. Burada oturabilir miyim? Tabii ki oturabilirsin. Başka oturmak isteyen varsa da oturabilir. Soruyorum. Lütfen. Hazır mısınız? İyi akşamlar herkese. Ben sizi ilk Kayıpşehir'le tanımıştım. Ve gerçekten sizi seyretmek çok hoşuma gittiği için hani diziye devam ettim ve hani sonuna kadar seyrettim. Aile arasındayı duyunca çok mutlu oldum sizi yine seyredeceğim için. Ve iki defa gittim filme. Oh, çok teşekkür Hatta, ederim. Hatta ikincisinde o hani o çilingir sofrası vardı ya son sahnede. Evet. O, hani o çilingir sofrasında olmayı hayal ettim kendi Hepiniz. Adıma. Gerçekten hani çok keyifliydi eminim. Evet, herkes onu yapmak çekmek. İstiyor. Bir gün yapsak mı acaba? Valla süper olur. Kocaman bir çilingir sofrası yapalım ya. Aynen. Sonra sahnede de seyrettim sizi bu sene. Çok hani sıcaksınız. Gerçekten o samimiyetinizi hani o ekrandan ya da sahneden çok geçirebiliyorsunuz. Ben bu hani samimiyeti hissettiğim gerçek midir? Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Bunu nasıl başarıyorsunuz? Onu sormak istiyorum. Hiçbir şey yapmayarak. Çok ciddi söylüyorum. Yani eğer... Samimiyet, yani samimi olmaya çalıştığınız anda zaten oynamaya başlıyorsunuz. Zaten aile arasında da en çok sevdiğiniz şey oydu. Hiç oynamadım çünkü. Yani oynamamam hoşunuza gitti. Samimi olmak için de aman ben samimi olayım diye uğraşmıyorum. Gerçekten neyse, nasılsam, nasıl uyandıysam, nasıl kalktıysam, nasıl devam ediyorsam, ne hoşuma gidiyorsa, neyi yapıyorsam, hoşuma gitmeyen şeyleri yapmıyorum mesela. Ve böyle yaşıyorum. Bu yüzden gerçekten samimiyim demek ki. Sen dediğin için, yani samimisiniz dediğin için. Ben bunun için özel bir çaba sarf etmiyorum. Teşekkürler. Ben sizi seviyoruz. Ederim. Hemen yanınızdaki hanımefendi. Bir şey söyleyebilir miyim burada? Çok aslında alakalı. Yani size söyleyeceğim. Aile arasındayı çeken Ozan. Ay Gizem, canım. Işıl benim ablam. Ya. Şey. Evet. Büyük ben... senden yani. Işıl çok büyük. Kırıcısın şu an gerçekten ya. Yani. Gerçekten. Hayır, sana demiyorum Işıl büyük mü? Işıl benim de ablam çünkü de o yüzden. Işıl'ı gömelim. Ve ben direkt onu sordum. Nasıl biri diye. Hemen onu sorarsın beni... ya. Hiç çok kötü biri derler o böyle bir rahatlarsın. Ve yani hepsi tapıyor sana. Yani şöyle söyleyeyim. Hiç tanımıyordum mesela. Hiçbirisini ve sette çalıştıktan sonra şimdi hepsi arkadaşım oldu ve gerçekten haftada birkaç gün böyle onlar ben çok yoğun çalıştığım için evdeysem şu anda evde misin diyor Işıl. Evdeyim dur diyor kahve aldım geliyorum. Ya. Kız diyorum evde makine var yapardık. Yok yok diyor ben yapma yorulma sen diyor. 2 dakika görüyor beni ve gidiyor. Yani samimi olduktan sonra biraz kopmak zor oluyor. İşte ama yani benden, o samimiyeti evet, de işte sende onu.
Benden kopak. Yani sen biz de samimi olalım falan. Evet. Yani Işıl var, Ozan var. Ben biliyorum nereye gidiyor bu konuşma yani. Ortak çok arkadaşımız var. Evet. Bir gün muhakkak denk geliriz bacım. Ben getiririm o. Şimdi 20. yıl partisi evet. olacak PTT. Evet, ayarla sen. O iş bende. Sen bunu ayarla. Ben biliyorum o zaman. Şeyde, manda oturuyorum ben. Cihangir'de oturuyorum. Buyurun gelin tabii ki. Ama önceden arayın ne olur. Ha, numaramı vereyim. Tabii. Armağan Bey numarasını verir size. Ben size kahve ikram ederim eve. Buyurun gelin ne demek. Çok teşekkür ederim. Zaten bugün durmadan içmişsiniz. Haberim var çıkınca. İşte enerji atamıyoruz hala o kadar kahve. Ya o kadar kahve içtiniz. Bunların uykusu da gelmez. Siz lütfen. İyi akşamlar. Mikrofon bu kadar yakınıma gelmişken size merhaba demeden edemeyeceğim. Sizi yaklaşık 6-7 yıl önce memleketimde bir kına gecesinde tanıdım. Amasyalısınız evet, herhalde. Evet, Amasyalıyım. Büyük bir ihtimalle de yeğeninizin kına gecesiydi. Evet. Çünkü bir kına gecesinde sahneye sizi sevgiyle, övgüyle her yerde takip ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum size. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten onlar da benim aile dostum aslında. Yani ben buradan tanımam çok zordu, kusura bakma. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ne kadar kıymetlisin. Teşekkür çok ederim. Teşekkür. Siz de öyle. Çok teşekkürler. Buyurun. Size söyleyeceğim. Evet. Bilmem ki ya, hiç düşünmedim böyle şunu aman muhakkak bunu yapın diyebileceğim, başkalarına öğüt verebileceğim çok yok yok hanımefendi aa. Bize diyor. Bilmiyorum vallahi. Ben şeye Brezilya'ya gitmeden ölmek istemiyorum. Siz de yapmadan ölmeyin. O koca heykeli görmek istiyorum. Yapmadan ölmeyin. Yaparken de ölme ihtimaliniz var. Bunu da düşünün. Çünkü Brezilya tehlikeli bir ülke. Buyurun. Balım bereketli çıktı. Hep sorular oradan çıkıyor. İyi akşamlar tekrar herkese. Hoş geldiniz hepiniz. Çok vaktinizi almayacağım. Aslında bir soru sormak istemiyorum size. Çok naçizane bir öz eleştiri yapmak istiyorum. Sizi kapıdan, dışarıdan, arabadan buraya kadar getirirken size böyle biraz yandan ve aşağıdan bakan gözler gördüm. Mezhebi farklı olan insanlara örnek veriyorum. Ben Aleviyim diyen insanlar olduğu zaman olsun hani bir tepkimiz vardır ya yani. Bu da bir ayrımcılık. Mesela çok yakın bir kız arkadaşımın lezbiyen olduğunu öğrendiğimdeki yaşadığım şoku ama farklı bir arkadaş ortamına girdiğim zaman benim de lezbiyen arkadaşlarım vardaki rahatlığı. Evet. Yani şu an burada kaç kişiyiz bilmiyorum ama dışarıda bir trans arkadaş gördüğümüz zaman da sizi alkışladığımız gibi sizi sevdiğimiz gibi samimi olabilecek miyiz? İyi niyetle yaklaşabilecek miyiz? Yoksa korkup yolumuzu mu değiştireceğiz? İşte bunu diyorum zaten. Selam verseniz bile yani bu kadar evet. çok içinize alın da demiyorum da ama hı hı. en azından günaydın, iyi akşamlar, hayırlı işler de demek zorunda değilsiniz de. Ki en iyi temenni o olur herhalde. Yani sadece onun da yaşadığını fark ettirecek. Yani siz gerçekten bizim samimiyetimize inanıyorsunuz değil mi? Bence eve gittiğiniz zaman düşündüğünüzde yani evet beni alkışlıyorlar ama normal tırnak içinde normal hayatlarında yani hani şu an burası bir panel diye. Hayır öyle ön yargıları diye. Olabilir ama onu kırmaya çalışacaklarına inanıyorum. Evet. Yani evet yapabilirler diyebilirler diye. Hatta bir şeyde röportajımda bu şeyden önce o yürütmemeye başlamıştı. Ondan önceki en son yürüyüş Onur yürüyüşünde önceki bir röportajımda dedik yani başka ötekilere bir şey söylemek ister misiniz diye sordular bana. Ben de dedim ki ya ben dedim okuma hakları engellendiği için örtülü kızlar için yürüdüm. Kimsenin okuma hakkını engelleyemezsiniz diye. Onlar da gelsin benim için yürüsün dedim. Ve kızlar geldiler. Kızlar gelmişler, pankart yazmışlar. Bizi çağırdın, geldik abla diye.
Bunu her şeyle düşünebilirsiniz. İçinizdeki sevgiyle de düşünebilirsiniz. Mantığınızla da düşünebilirsiniz. İnandığınız inançlarınızla da düşünebilirsiniz. Çünkü hepsi sizi sevgiye götürecek. En büyük şey sevgi. 200 lirayla bile düşünebilirsiniz. Çünkü arkasında sevelim sevilelim yazıyor. 200 lira. Yani her şey sizi sevgiye götürecek. Bu kadar çok sevgiye götürüyorken birbirimizi sevmemek ne demek ya? Bu kadarcık sevmeye başlayın bakın dünya nasıl değişecek. Bak o da onayladı. Bitirelim mi? Ben hayatta gitmem. Bitirem. Yok tamam. Şaka yapıyorum bitirelim. Şöyle hayır. Gelin. Biz de geliyoruz. Biz, gelin beni kandıran kadınlar. Zor, ayrıca da söyleyeyim gerçekten çok zor ikna ettiler. Fark ettiyseniz sesimde de deformasyon var ama ona bir yıldır uğraşıyorlar. Çıkarıp konuştursunlar diye. Ya iyi ki ikna etmişsiniz de gelmiş. Çok teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hep böyle kapanış konuşması aceleye geliyor. Biz onu yapalım sonra yine oturanlarla oturalım. Çünkü çok fazla öncelikle bu saate kadar kaldığınız için herkese hepinize çok teşekkür ederiz. Kalamayanlar zorunlulukları olduğundan gittiler. Bugün burada konuşan, artık sesim de çıkmıyor. Herkesin burada olmasının bir sebebi vardı. Gerçekten hepsini tek tek seçtik. Hepsi bir yeri dolduruyordu. Hepsinin vereceği bir mesaj vardı. Hiçbiri birbirinden ayrı değildi fakat... Yani gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim Ayta burada olduğun için. Ben teşekkür ederim. Ne kadar değerli bir şeydi. Dediğim gibi bak inanıyor musun? Ben de inanıyorum. Ben hepinize inanıyorum. Neler değiştirdiniz? Çok teşekkürler geldiğiniz için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok güzel her şey. Ne olursa olsun ben sevmeye devam ediyorum. Siz de sevin. Ne söylesem, şarkı sözümüz ne beklesem, vardı. Yaradan'dan ya da kaderimden ele geçmez istedin. Uğruna savaş vermediysen. Ne söylesem, ne beklesem. Yaradan'dan ya da kaderimden ele geçmez istedin. Uğruna savaş vermediysen. Allah'a ısmarladık.